Peki Agrotot şu an seri üretime geçti mi? Çiftçilerimiz özellikle pamuk, mısır, sıralı ekim dediğimiz ekimlerin yapılabildiği mahsullerde otomatik dümenleme sistemini kullanıyorlar. Yani her şey hazır diyorsunuz. Ve bununla birlikte de aslında çiftçimizin istediği, çiftçimizin ihtiyaçlarına yönelik bir ürünü 2024 yılı itibariyle tam anlamıyla çıkartmış bulunduk. Baktığınızda şimdi Türkiye tarım sanayisini ve ekipmanları sanayisinin gelişim sürecini nasıl okuyorsunuz? İyi bir durumda mıyız? Gelişmesi gereken tabii ki her zaman bir yer vardır. Çünkü biliyorsunuz bazı şeylerin aslında teknolojiye hızlı adapte olabilmesi zor oluyor. Yani ben bugün 70 santim arayla ekmem gereken bir mahsul varken 2024 yılındayız. 2021 yılında başlayan bir serüveni vardı. Akabinde Agrotot otomatik dümenleme sistemini TÜBİTAK destekli olarak ilerlettik. Merhabalar sevgili Sanayi TV izleyicileri, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz dijital tarım aslında. Her şey otonom oluyor. Bakalım tarımda neler olmuş, onu konuşacağız. Sanayi Gazetesi'nin son sayısında da röportaj veren Fatih Başoğlu'nu konuk alacağız. Şimdi hemen alıyoruz, detayları konuşalım. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk Mustafa Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Konuk aldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Şimdi bir sisteminiz var Agrotot. Tarımda dijitalleşme, aslında otonom hale getirme gibi bir projeniz var. Bunu sizden dinleyeceğiz ama önce sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Başoğlu. Makine mühendisiyim. Drone Market ve Agrotot olarak aslında iki markamız var. Firmamızda 2018 yılından beri bulunmaktayım. Önce bir Ar-Ge'den başlayan sürecim vardı. Şu anda genel müdür olarak görevime devam ediyorum. Firmamızın İstanbul'da ve diğer lokasyonlarda yerleri mevcut. Bu yerlerde zaman zaman farklı lokasyonlarda olmak üzere görev almaktayım. Peki Agrotot'u kurma aşamanız tabii Drone Market'te aslında başlamışsınız. Sakarya'ydı değil mi? Orada da bir teknokentte Ar-Ge merkeziniz vardı. Bunlarla ilgili çalışmalarınız var ama bu sürece yani drone'dan Agrotot'a dönüşüm maceranızı, serüveninizi anlatabilir misiniz? Tabii ki 2018 yılı itibariyle biz aslında Türkiye'de tarımda bir drone serüveni başladığını görmüştük. Bundan sonra çiftçilerimizle zaman zaman iletişime geçtik o dönemlerde. Akabinde 2019 yılı itibariyle Çinli bir firmanın Türkiye'de distribütör olarak tarım dronları üzerinde faaliyet göstermeye başladı. Tabii bu süre zarfında çiftçilerimiz yeni bir teknolojiye, otonom sistemlere yavaş yavaş entegre olmaya başladı. Bununla birlikte 2021 yılında aslında sahada oluşmaya başlayan traktörleri otonom bir hale getiren sistemler mevcut. Biz de TÜBİTAK destekli, aynı zamanda Teknokent'te bulunan şubemizle birlikte dedik ki bu alanda yerli üretim bir ürünle faaliyet gösterebiliriz. Tabii durum böyle olunca TÜBİTAK başvuru süreçlerimiz başladı. Akabinde Agrotot otomatik dümenleme sistemini TÜBİTAK destekli olarak ilerlettik. Tabii ürün 2024 yılındayız. 2021 yılında başlayan bir serüveni vardı. Çiftçilerimizin bu ürüne sahada ihtiyacını tam anlamıyla belirleyebilmek, çiftçimizle birlikte sahada faaliyet gösterebilmek, onların ihtiyaçları neler, bunları tam olarak anlayabilmek birkaç yılımızı aldı. Tabii ihtiyaçları aldık, ürünü geliştirmeye başladık. Ürünü geliştirdikten sonra da düzeltmemiz gereken birçok nokta vardı. Bu noktalarla alakalı da sürekli çiftçimizle yakın temasta bulunduk ve bununla birlikte de aslında çiftçimizin istediği, çiftçimizin ihtiyaçlarına yönelik bir ürünü 2024 yılı itibariyle tam anlamıyla çıkartmış bulunduk. Bu süre zarfında tabii çiftçilerimiz dronlarla bir operasyon gerçekleştiriyordu. Artık sistem de hazırlanmıştı. Otonom traktörlerle birlikte aslında buradaki faaliyetlerini, insani faktörlerin yaratmış olduğu sıkıntıları ortadan kaldıracak bir sistemi ortaya koymayı hedeflemiştik ve artık gerçekleştirdik. Peki Agrotot tam olarak ne işe yarıyor traktörlerde? Yani traktörü otonom hale getiriyor ama çiftçilere nasıl bir kolaylık getiriyor, sağlıyor? Sistemin aslında teknik olarak birkaç özelliğinden bahsedeyim, akabinde o kısımlara geleyim. Agrotot otomatik dümenleme sisteminin aslında bir tane kontrolcüsü. Kontrolcü traktörün üst tarafına bağlanır ve uydulardan sinyal alması. Alınmış olan sinyaller traktörün tekerlek sistemi üzerinde bulunan bir açı sensörü var. Bu açı sensörlerinden gelen verilerle birlikte eşleştirilir. Akabinde direksiyonu söktükten sonra altına yerleştirmiş olduğumuz elektrik motoruna sinyal ileterek traktörün santimetre düzeyinde hassasiyetle birlikte tarlada operasyon gerçekleştirmesini sağlar. Peki çiftçilerimiz bunu ne zaman? Çiftçilerimiz özellikle pamuk, mısır,
sıralı ekim dediğimiz ekimlerin yapılabildiği mahsullerde otomatik dümenleme sistemini kullanıyorlar. Çünkü çiftçilerimiz gözle görerek bir ekim gerçekleştirdiği zaman ister istemez insani yanılgılar, aynı zamanda makinenin üzerindeki bulunan hatalar bizim tarlada sabit bir operasyon yapmamızın önüne geçiyor. Yani ben bugün 70 santim arayla ekmem gereken bir mahsul varken bu ekimi 75 santim, zaman zaman 80 santim, belki 90 santimlere çıkarttığım zaman aslında tarlada daha az sıra ekimini ortaya çıkartmış oluyor. Bununla birlikte çiftçi aslında bir alanı var. Bu alana 115 sıra ekim gerçekleştirebileceği zamanda belki de 100 sıra ekim gerçekleştiriyor. Bu da ne oluyor? Çiftçinin ekmesi gereken mahsulü çok daha az ekmesine sebep oluyor. Bu da hasadın azalmasını sağlıyor aslında. Kesinlikle, özür dilerim. Hasat azalıyor. Aynı zamanda çiftçilerimiz tarlada operasyon gerçekleştirirken biliyorsunuz sadece ekim değil. Bunun aynı zamanda işçilik, ara işçilik dediğimiz operasyonlardır. Bu operasyonlarda ise çiftçilerimiz bir sıra üzerinde ekim gerçekleştirdi. Traktörü 3 santim, 5 santim sağa sola kaydırdığı zaman mahsule de zarar vermiyor. Durum bu olunca çiftçilerimiz diyor ki benim santimetre düzeyinde bir hassasiyetle birlikte traktörün hangi lastik izinde ekim gerçekleştirdiysem o lastik izinde de yine ara işçilikler ve biçme işlemini gerçekleştirmem gerekiyor diyor. Ki bu sistem sadece GPS'ten aldığı uydu verileriyle çalışmıyor. Aynı zamanda bizim sahaya kurmuş olduğumuz sabit istasyonlar var. Bu istasyonlar GPS uydularından gelen verileri kontrol ediyor. Kendi lokasyonunu, gerçek lokasyonunu biliyor. Ve diyor ki bana şu an işte hava şartlarından olabilir, dünyanın manyetik akımlardan vesaire olabilir. Diyor ki ben şu an 3 santimetre sağa doğru bir yanlış veri alıyorum. Bunları anlık olarak internet üzerinden ya da RF modüller vasıtasıyla traktör üzerindeki sistem aktarıyor. Ve traktör üzerindeki sistem sadece GPS uydularından değil, aynı zamanda yerde bulunan düzeltme sinyalini sağlayan istasyonlardan gelen veriyi de kullanarak ilerlediği için şu an bizim yapmış olduğumuz denemelerimizde, sahada kullanılan ürünlerimizde 1,5 santimetre hassasiyetle bir ekim, arayışçılık gibi operasyonları Agrotol otomatik dümenleme sistemi sağlayabiliyor. Evet, artık otonomlaşan aslında bir dünya var, dijitalleşen bir dünya var. Bunun tarıma da entegre olması önemli. Ben şeyi de sormak istiyorum. Bu kadar tarıma ilgi duymanızın sebebi ne? Çünkü çalışmalarınız hepsi tarıma yönelik. Evet, şöyle. Öncelikle tabii ki şirket kurucumuzun tarıma olan ilgisi, aynı zamanda ekip arkadaşlarımızın tarıma olan ilgisi. Bir de tarımda kullanılmaya başlayan dronlar zamanla artmaya başladı. Çünkü dronlardan da çok kısa bir bahsedeyim. Dronlar sahada ekim gerçekleştirdikten sonra ilaçlama, gübre atımı gibi faaliyetlerde aslında şunu sağlıyor. Çiftçi, bugün traktörden bahsediyoruz. Traktöre bir sistem entegre ediyoruz. Çünkü çiftçi traktörü her zaman kullanmak zorunda. Çiftçinin elinden traktörü alamayız. Fakat dronlar traktörün yapamayacağı, atıyorum mısır boylandı. Boylandıktan sonra bir ilaç atılması gerekiyor veya bir gübre atılması gerekiyor. Dronlar vasıtasıyla biz sadece orada tekerlek izi önemli değil. Mısır boylandıktan sonra traktörün kendi gövdesi de zarar veriyor. Dronlar vasıtasıyla bunun önüne geçiyor. Durum böyle olunca tarımda bir drone popülasyonu başladı. Çiftçilerimiz sürekli bizden bir istekte bulundu. Aynı zamanda otomatik dümenleme sistemi, hassas tarım çok önemliydi. Biliyorsunuz 2021 yıllarında özellikle işte pandeminin artmış olduğu dönemlerde tarıma ciddi manada bir odak oluştu. Çünkü biz üreten bir toplum olmazsak maalesef tüketici toplum olduğumuz zaman sonunu iyi göremiyoruz. Dedik ki üreten bir toplum olalım, üreticilerimize en yakında olalım. Bununla birlikte ekmiş olduğu mahsulde maksimum rekolteyi nasıl elde edebilir çiftçimiz? Buna odaklanalım dedik ve tarımdaki aslında ilerlememiz, büyümemiz de bu şekilde oldu. Evet, şimdi tarımdan bahsederken işte Türkiye'deki tarım gittikçe azalıyor. Çiftçiler biraz daha rağbeti düşürüyor diye de çok ciddi haberler de var. Bir taraftan da yani yorucu bir tarım aslında. Hani teknolojiden yoksun bir tarım şeklini de benimsedik ülke olarak. Ama bir Hollanda'ya baktığımızda neredeyse bizim bir ilimiz kadar olmamasına rağmen tarımda bizi geçmiş durumda. Oraya doğru da tarım ürünlerinde geçmiş durumda. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bizim bu konuda ne yapmamız lazım? Mesela siz bu konuyla çok yakından ilgilisiniz. Türkiye dijital tarıma, teknolojik tarıma daha doğrusu geçmesi için nasıl bir yol izlemeli ve bunun Türkiye'ye katkısı ne olur sizin bakış açınızla? Mustafa Bey, kesinlikle sensörler ve otonom operasyonları, bizim otonom operasyon sağlayan makineleri kullanmamız gerekiyor. Çünkü bugün bizim en büyük problemimiz, biz tarımda çalışacak işçiyi bulamıyoruz. Maalesef birçok çiftçimizin çocukları farklı alanlara yöneliyor. Köyden şehre bir göç var. Tabii bu son zamanlarda biraz daha tam tersine döndü ama
Böyle bir göç var. Durum bu olunca bir de tabii miras yoluyla araziler de parçalanıyordu. Şimdi 1000 dekarlık bir arazisi olan çiftçi evet buradan bir getiri elde edebilir, ekimini sağlar, gerekli işçiliklerini yapar. Fakat bu miras yoluyla parçalandığı zaman ne oluyordu? Benim 50 dekarlık bir arazim var deyip oradakini aslında icar dediğimiz ne ekildiğini bilinmeyen bir uygulamaya sevk ediyordu. Bu da bizi ciddi madde tarımda geriletmemize sebep oluyordu. Fakat şu anki politikalarda biliyorsunuz ki toplulaştırma dediğimiz projeler var. Araziler parça parça olacağı yere ne diyorlar? Toplulaştırıyorlar ve bir lokasyona sevk ediyor. Bunlarla birlikte tarlalarımıza kuracağımız bizim sensörler. Çünkü biz tarlanın gerek azot miktarı, gerek diğer mineraller miktarı, toprağın nemliliği, toprağın kaç santimetre altına kadar biz aslında zarar vermişiz, ilaçlarla, diğer bileşenlerle nasıl zarar vermişiz, bunu bilmemiz lazım. Öncelikle her çiftçimizin ve bunu hedefleyen insanlarımızın toprağını analiz ettirmesi lazım. Toprağında ne var? Ben buraya ne ekersem faydalı olur? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Akabinde bizim otonom sistemler olarak bahsettiğimiz ürünlerde biz bugün tarlamızın hangi bölgesinde ne kadar bir hastalık var? Hangi bölgemizden ne kadar rekolte alacağız? Bunun tespitini gerçekleştirebiliyoruz. Bunu sağlayan uydu firmaları var. Beraberinde büyük işletmeler ya da çiftçiler kendi ellerine drone alınarak görüntüleme yapabilir. Akabinde bizim sağlıklı olan mahsule aslında gereksiz gübre ve ilaç atmamız o mahsule zarar vermek. Bunu da yine heterojen mücadele dediğimiz yapılmış olan analizler neticesinde tarladaki bitkinin ihtiyacı olan bölgeye fazla ilaç, ihtiyacı olmayan bölgeye az ilaç atarak veya işte gübrelemesini daha az yaparak eşit bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle bir ülkenin servetine korumaya gidiyor. Çünkü biliyorsunuz birçok ham madde yurt dışından geliyor. Bununla birlikte biz bunun önüne geçmiş oluruz. Beraberinde bizim tarlamızı en verimli şekilde nasıl kullanacağımızı da bilmemiz lazım. Agrotot otomatik dümenleme sistemi bizim için neden önemli? Çünkü çiftçi arazisinin sınırlarını sisteme bildirdikten sonra sistem bize şunu söylüyor. Sen bu tarlada atıyorum kuzeye doğru ekim yaptığın zaman 100 sıra ekim gerçekleştirirsin ve alacağın rekolte tahmini şu kadardır. Tabii rekolteyi sistem vermez ama biz tahmin edebiliriz bunu. Fakat doğuya doğru bir ekim gerçekleştirdiğin zaman ekim yönünden bahsediyorum. Sen burada 110 sıra ekim gerçekleştireceksin ve bu sayede çok daha fazla alan sağlamış olacaksın. Aslında senin 100 dekarlık arazin var. Sen şu an 100 dekarlık araziden 100x verim alıyorsun. Fakat senin bu 100 dekarlık arazinden sen 115x veya 110x verim alabilirsin sistem bize sağlıyor. Bu tip sistemlerle birlikte her bir çiftçimizin kullanmış olduğu araziyi en verimli, beraberinde üretmiş olduğu ürünü de en kaliteli şekilde son kullanıcıya veya firmalara sağlamasını hedeflememiz gerekmekte. Peki Agrotot şu an seri üretime geçti mi? Agrotot otomatik dümenleme sistemini geçmiş olduğumuz haftalarda bir fuarımız mevcuttu. Fuarla birlikte lansmanını gerçekleştirdik. Bugün ürünle alakalı bayileşme aşamasına başladık. Seri üretimle alakalı şu an halihazırdaki biliyorsunuz yurt dışından gelmesi gereken belli başlı ham maddeler var. Bu ham maddelerin tedariği sağlandı. Ürünler şu an hazır. Bayilerimizin talepleri doğrultusunda ürünler seri üretime hazır olarak bulunmaktadır. Ürün bayi talebine istinaden hızlıca bölgeye ürünü sağlayabilecek şekilde kurgulamış durumdayız. Yani her şey hazır diyorsunuz. Evet, yeter ki talep olsun. Kesinlikle. Ya burada peki, bir tabii, de şu var. Tabii buyurun. Lafınızı böldüm. Yurt dışından Türkiye'ye gelen aslında bir otomatik dümenleme çöplüğü mü? Çünkü Çinli firmalar Türkiye'de bu işe yatırım yapabilecek insanları ve yatırımcıları buluyor ve diyor ki benim elimde şu ürün var. Bu ürünün fiyatı budur. Siz bu ürünü alabilirsiniz ve şu meblağı satabilirsiniz. Tabii bizim yatırımcılarımız genellikle hitap ettiğimiz kısım çiftçi kısmı olduğu için onlara gidiyor. Onlara gittikten sonra çiftçinin aslında teknolojiyle bu denli alakası. Durum böyle olunca ne oluyor? Çiftçi alıyor ürünü, bayisine satıyor veya gidiyor son kullanıcıya satıyor, çiftçiye satıyor. Fakat o bir problem yaşadığı zaman cevap alamıyor. Çinlilerden cevap almak istediği zaman gerek dil problemleri, gerek zaman problemleri, gerek Çinlilerin uygulamış olduğu ben bu ürünü sattım, distribütörüne sattım. İçerideki problemlerle o uğraşsın psikolojisi aslında bizim çiftçimizin doğru ürüne erişmesini maalesef sıkıntılaştırıyor. Burada da biz Türk mühendisler tarafından Ahmet abinin bir ihtiyacı varsa Ahmet abi doğrudan bana ulaşabilsin. Ve desin ki şu ürünle alakalı şöyle bir geliştirme olursa daha iyi olur dediği zaman ben buna yanıt verebileyim ve hızlı bir şekilde aslında onun ihtiyacı olan gereksinimleri ben ürünüme sağlayabileyim mi hedeflemiştik. Bu sayede aslında biz bu yola girdik.
Evet, önemli bir proje. Gerçekten Türkiye açısından, Türkiye tarımı açısından özellikle de şu günlerde gıda fiyatının sırf ithal edildiği için fahiş rakamlara doğru ilerlemesinde baktığımız zaman tarımın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Tabii dijital tarımın, teknolojik tarımın da bir o kadar önemli olduğunu son zamanlarda anladık. İnsan gücü her şeye yetmiyor ya da insan ekim biçimi ya da tarımsal bakış açısı ya da tarımla ilgili çalışmaları bir teknoloji kadar iyi olmuyor. Hani sizin de söylediğiniz gibi sıralı ekimlerde hani biz 120'ye kadar çıkarken işte insan gücüyle yapıldığı zaman bu maalesef 90'a, 70'lere, 80'lere kadar düşebiliyor diye. Bunlar da önemli konular. Şimdi tarım ekipmanları sanayisine birazcık gelmek istiyorum. Yakından incelemişsinizdir zaten baktığınızda. Şimdi Türkiye tarım sanayisini, ekipmanları sanayisinin gelişim sürecini nasıl okuyorsunuz? İyi bir durumda mıyız? Gelişmesi gereken tabii ki her zaman bir yer vardır. Çünkü biliyorsunuz bazı şeylerin aslında teknolojiye hızlı adapte olabilmesi zor oluyor. Fakat geçtiğimiz yıllardan gelen bilgilerimizle birlikte ve görüşmelerimizle birlikte aslında şu an Türkiye'de tarımdaki dijitalleşmeye, tarımdaki yeniliklere adapte olmaya başladı. Bunlarla alakalı gerek ruhsatlar, gerek çiftçiye otomatik dümenleme sistemleriyle alakalı hibeler, aslında çiftçiyi bu konuda desteklemeye çalışıyoruz. Yalnızca doğru ürüne birlikte doğru operasyonu gerçekleştirmemiz lazım sahada. Türkiye'de, devlet de bu konuda çiftçilerimize desteklemeyi hedefliyor. Yavaş yavaş bu aşamada da başladı. Burada da hibeler veya işte kredi desteklenmesi sağlanıyor. Peki sağlıklı tarım, sağlıklı gıdaya erişimle de ilgili şeyler söylediniz konuşmanızın arasında. Sağlıklı gıdaya ulaşımı sağlamak aslında teknoloji ile eşdeğer mi? Yani onu da çözülebilir mi? Dediniz ya, yurt dışından gübreler getiriyoruz. Ne diyor belirsiz bir şekilde kullanıyoruz. Bu hem toprağa hem de üretilen ürüne zarar verebiliyor. Dolayısıyla insan sağlığına. Bunun önüne otonom sistemlerle geçebiliyor muyuz? Şöyle bir durum var. Bugün endüstriyel üretim gerçekleştiren çiftçilerimiz ister istemez bazı ilaçları, bazı kimyasalları kullanmak durumunda kalabiliyor. Neden? Çünkü tohum zaten yurt dışından geliyorsa o tohumu üreten firma onun hastalığını da içerisine koyuyor aslında, ilacını kullansın çiftçi. Şimdi çiftçimiz bir getiri elde etmek istiyor buradan. Belli başlı gübreler, belli başlı ilaçlar kullanmak zorunda ki aslında getirisini yüksek seviyeye çıkartabilsin. Buradan bizim çiftçideki hedeflediğimiz şu. Evet, kullanılması gereken ilaçlar bazı durumlarda kullanılmak zorunda kalabilir. Ya da yağmur sonrası hasat ilacı atmak durumunda kalabilir çiftçi. Bunu ihtiyacı olduğu kadar atsın. Çünkü bizim gelenekselden gelen bir mantığımız var. Dedem tarlaya 100 kilogram gübre atıyordu. Ben de onunla atayım dendiği zaman gerçekten yanlış oldu. Bugün ülke içerisinde üretilen o konularla alakalı görüşmelerimize devam ediyor. Yine yurt dışında üretilen aslında organik gübreler var. Toprağın ihtiyacı olan azotu aslında organik bileşenler sağlayabilir. Organik bakterileri biz tarlaya attığımız zaman bu gerekli azotu havadan alıp, çünkü havada azot var, bu azotu havadan alıp bitkiye sağlayabilir. Bunların yapılmasını hedefliyor. Evet, kimyasal kullanılması gerektiği durumda da multispektral görüntüleme dronlarıyla tarlamızdan almış olduğumuz örneklerle, bunlarla yapılan analizlerle aslında ihtiyaca yönelik bir uygulama gerçekleştirilsin. Benim tarlamın bugün 1x kadar bir ihtiyacı varken ben neden 3x alayım? Ama bunun analizini yapmadığımız sürece maalesef organik tarımdan çıkmış oluyoruz. Bunun analizini her bir çiftçimizin yapması gerekiyor ki çocuklarımız, bugün belki bizler de aslında GDO'lu ürünler tüketiyoruz. Ama çocuklarımıza bırakacağımız topraklarımız ve onların sağlıkları bizim için çok önemli. O aşamaya geldiğimiz zaman bugün yaptığımız gelişmeler, bugün yaptığımız tasarruflar ve sağlıklı tarım uygulamaları geleceğimizi ciddi manada etkileyecektir. Bu yüzden çiftçilerimize ve uygulayıcılara genellikle tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle fazla dozaj uygulanmamız gerekiyor. İhtiyaca yönelik analiz gerçekleştirip buna yönelik de uygulamalarımızı yapmamız gerekmektedir. Çok teşekkürüz Fatih Bey. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda dediğim gibi çiftçilerimizin bu tip otonom sistemler konusunda nasıl ihtiyaçları varsa, belki bugün yapamayacağımız şeyler vardır ama bizim amacımız çiftçilerimize, tarımla uğraşan insanlara en uygun teknolojiyi onların istekleri doğrultusunda eriştirmek.
bu konuda kendilerine destek olabileceğimizi her zaman Agrotot, Drone Market ve Alaros olarak söylemek istiyorum. Mustafa Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz sevgili Sanayi TV izleyicileri. Her bölümde yeni bir bilgi, yeni bir alanla ilgili konuşuyoruz. Bugün de Fatih Başoğlu konuğumuzdu. Agrotot'u anlattı bize ve otonom tarımda otonom sistemlere değindik. Sağlıklı tarım nasıl yapılır, daha verimli tarım nasıl yapılır, onlar üzerine konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı unutmayınız. Görüşmek üzere.